Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıktık şu anda biz. Yaklaşık 12'ye yakın suçtan zarar görenimiz ve müştekimiz var dosyada. 8'in üzerinde sanığımız mevcut. Dosyanın konusu kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli bir şekilde zarara uğratarak dolandırmak ve resmi evrakta sahtecilikten yargılanıyorlar sanıklar. Bucak'ta bulunan bir Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim kurumunun belgede sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmasından kaynaklı olarak bu dava açıldı. Soruşturma yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Soruşturmanın konusu şudur. Özel eğitim kurumuna gelen özel öğrenciler üzerinden yolsuzluk yaparak devleti zarara uğratanların cezalandırılmasıdır. Yaklaşık 12'ye yakın özel öğrencimizin, çocuğumuzun devletin bize verdiği imkanları, ders saatlerini, derslere gelmemelerine rağmen sanki gelmiş gibi göstererek, onlar adına sahte imza atarak devletten fazladan kar elde etme amacıyla para kazanmaları nedeniyle bu soruşturma başlatıldı. Soruşturma 5 yıldır devam ediyor. Tek tek kurumda eğitim veren öğretmenler, kurum çalışanlarının, işletenin tamamından imza örnekleri alındı. Müştekilerden ve velilerinden, yakınlarından da imza örnekleri alındı. Yıllardır bilirkişiler soruşturmalarını yaptı, raporlar dosya arasına geldi. Ve soruşturma 5 yılın sonunda tamamlandı. Soruşturmanın sonunda savcılık kamu kurumun niteliğinde olan bu rehabilitasyon merkezinin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelir elde eden bu rehabilitasyon merkezinin orada eğitim gören özel öğrenciler üzerinden eğitim vermemesine rağmen sanki vermiş gibi sahte imza atarak onlar adına devletten kar elde etmesi sonucuna vardı. Devleti zarar ettiği sonucuna vardı. Ve sanıklar hakkında alt ceza 4 yıldan yaklaşık 10 yıla kadar ceza istemiyle dava açıldı. Aynı zamanda evrakta sahtecilikten de ikinci bir suç tipi olarak cezalandırılması talep edildi. Ve aynı zamanda suçtan zarar gören kişi sayısı bakımından da cezalarının artırılması talebiyle dava açıldı. Bugün ilk celsemiz görüldü. Zarar görenlerin davaya katılma talepleri kabul edildi. Şikayetleri kabul edildi. Dosyadaki eksik hususlar giderildikten sonra umuyoruz ki sanıklar cezalandırılacaklardır. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dosyaya talep edilmesini, kabul edilmesini talep ettik. Fakat bu talebimiz heyet tarafından kabul görmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'dır zarar gören taraf. Onlar zaten dosyaya da taraftırlar, mağdur sıfatıyla katıldılar dendi. Fakat biz suçtan zarar görenlerin özel öğrenim gören bireyler olması sıfatıyla, çoğunun çocuk olması sıfatıyla, özellikle uluslararası sözleşmeler, çocuk hakları koruma kanunu çerçevesinde ve zarar gören kişilerin özel öğrenim gören bireyler olması sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dosyaya dahil edilmesini istiyoruz. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle destek talep ediyoruz Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan. Bunu dile getirmek istiyorum ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan bu kurumların daha fazla denetlenmesini, özellikle hizmet sunduğu ortamların çocuklara uygun mu, bu ortamlarda gerçekten çocuklar öğrenim görüyor mu, hizmet veriliyor mu, bunun daha fazla denetlenmesini istiyorum ben bir avukat olarak. Devletimizin bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. İsmim İlknur Acar, oğlum Mustafa. Oğlumun eğitim haklarının kaybolmasını, zararının davasındayız. İnşallah hak adalet yerini bulacak. Biz Yüce Adalet'e güveniyoruz. Özel çocuklarımıza herkesin ses olmasına davet ediyoruz. Bu davalarda bizleri yalnız bırakmasınlar. Çünkü haklarımızı savunmak çok zor. Sadece özel çocuklarımız bunlar. Tabii ki haklarını her şekilde savunacağız. Ezenler de, çiğneyenleri de göz ardı etmeyeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla hep beraber haklarını arayacağız. Sizin çocuğunuz da engelli mi? Kardeşimin çocuğu engelli. Ki yıllardır biz onlar için uğraşıyoruz. Yine de uğraşmaya devam edeceğiz. Burada da hep beraber savaşacağız. Hakkımızı yiyenlere, haklarını yiyenlere karşı.